Down sendromlu bir çocuğun doğumu ebeveynleri için büyük özen isteyen özel bir sürecin başlangıcıdır. Onların yaşadıkları onca güçlükten daha önemlisi toplumun ön yargılarıyla mücadele etmektir. Bu hikayede Down sendromlu gençler hakkındaki asılsız ön yargılara en güzel cevabı veren İtalyalı Valeria'nın yaşadıklarını paylaşacağız. İtalya'da yaşayan Valeria'nın annesi doğumdan önce onun durumunu biliyordu ama oğluna elinden gelenin en iyisini sağlamaya kararlıydı. Gerçekten de öyle yaptı. Valeria'yı diğer çocuklardan ayırmamak için çok çaba gösterdi. 3 yaşındayken oğlunu yüzme kursuna yazdırmıştı. Bu karar Valeria'nın geleceğini şekillendirecekti. Yüzmeyi çok sevdi ve hep çok çalışarak son derece başarılı oldu. Akranları zaman zaman onunla dalga geçse de bu onu pes ettirmedi, aksine daha çok çalışmak için motive oldu. Valeria yıllar sonra yüzme becerisiyle öyle bir iş başardı ki tüm İtalya onu kahraman olarak anmaya başladı. O gün genç adam babasıyla birlikte deniz kenarına gitmişti. Deniz yüzmek için fazla dalgalı olsa da sahilde oturup dalgaları seyretmek bile son derece güzeldi. Zaten profesyonel sporcular bile o gün deniz antrenmanlarını iptal etmişti. Valeria o sırada uzaklardan gelen bir çığlık duydu. Çığlığın nereden geldiğini anlamak için denize baktığında korkutucu bir manzarayla karşılaştı. Kıyıdan 20 metre kadar açıkta iki kız dalgalar arasında bocalıyordu. Kıyıya yaklaşmaya çalışsalar da başaramayacakları belliydi. O anlarda kızların anneleri sahilde çaresizlik içindeydi. Çevredeki insanlar fırtınalı denize girmeye cesaret edemiyorlardı. Ama herkesin sadece izlemekle yetindiği duruma Valeria tepkisiz kalamadı. Bir anda koşmaya başlayarak dalgaların arasına daldı. Bir süre onlara ulaşmak için mücadele etti. Dalgaların arasında artık nerede olduklarını göremiyor, çığlıklarına doğru olanca hızla yüzüyordu. Yanlarına vardığında artık pes etmek üzere olan kızlar suya batmaya başlamıştı. Valeria yıllarca aldığı eğitimle onları nefes alacak şekilde su üstünde tutarak kıyıya ulaşmaya çalıştı. Ancak ikisini birden çekmek çok zordu ve çoğu zaman kendisi nefessiz kalıyordu. Genç adam gücünün son anına kadar pes etmedi ve onları kıyıya yaklaştırmayı başardı. O anda oğlunun tükenmek üzere olduğunu gören babası da suya girdi ve kızlardan birini alarak oğluna destek oldu. Uzun bir mücadelenin sonunda başarmışlardı. İnsanların tamamen umutlarını kestikleri bir anda mucize gibi ortaya çıkan Valeria imkansızı başarmış, onları fırtınalı denizden kurtarmıştı. Anne ona gözyaşları içinde defalarca teşekkür ederken Valeria yapması gerekeni yaptığını söyledi. Olayın duyulmasının ardından Valeria ülke çapında kahraman olarak anılmaya başladı. Spor Bakanı kurtardığı kızın ailesiyle birlikte onunla görüştü ve teşekkür etti. Hükümet tarafından cesaret madalyasıyla ödüllendirildi. Genç adamın bu fedakar davranışı ve başarısı birçok insanın Down sendromuna ilişkin yanlış algılarını kırmakta önemli bir rol oynadı. Onların özel insanlar olduğunu fark eden binlerce kişi Valeria'ya tebrik mesajları gönderdi. Yeni hikayelerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.